Dikkatli bir müşteri marketten kruvasan alacaktı. 16 liralık kutuyu tartıya koydu. Darasını almadan da ürünleri ekleyince üründen çok kutuya para ödedi. Marketteki hiçbir çalışan da onu uyarmadı. Müşteriler ürünleri tartarken bu detaya dikkat etmiyor. Haliyle uzmanlar da boş kutuya para ödemeyin diye uyarıyor. Mesela boşken şu an kutumuz 42 gram. Ürünlerin darası alınmadığı zaman kutuyu da satın almış oluyoruz yani. Boş kutuya bu kadar para veriyoruz. Dikkatli bir müşteri bazı marketlerin açığını işte bu videoyla ortaya çıkardı. Sadece boş bir kutu ama darası alınmadığı için o kutuda kruvasan alan bir müşteri fazladan 16 lira para ödüyor. Niye bu kutuya para ödeyelim? Yazık değil mi? Elimdeki 2 kiloluk baklava kutusu, baklavanın kilosunun 550 lira olduğunu hesap edersek bu kutuyu tartıya koyduğumuzda sadece boş kutu bile 75 lira tutuyor. Yani bizim aldığımız ürünün hiçbirine darası alınmamış olarak alıyoruz. Biz artı ambalaja da para ödüyoruz. İşte bu sorun en çok da açıkta satılan ve kiloyla alınan ürünlerde yaşanıyor. Oysa işletmelerin bu yaptıkları yasal değil. Yasal düzenlemeler gereğince bir ürünü satarken net miktarı üzerinden satış fiyatının belirlenmesi lazım. Eskiden koyuyorlardı, darasını alıyorlardı. Şimdi hiç umursamıyorlar bile. Üstelik bu sorun kasap ve şarküteri reyonlarında da yaşanıyor. Diyelim ki tavuk ya da peynir alacaksınız fakat daha az miktarda. İşte o zaman sizin için istediğiniz miktarda ürünleri bu köpüklere koyuyorlar ama çoğu kez darasını almıyorlar. İşte o zaman da fiyat olduğundan yüksek çıkıyor. Şu parayı da bizden alıyor. Eskiden onu almıyordu. Abla bunu kestim diye şey yapıyordu. Peki ürünlerin darasını almayan işletmelere karşı ne yapmamız gerekiyor? Eğer darayı düşmeden satış yapan işletmeler varsa bunları Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret İl Müdürlüklerine şikayet edebiliriz.